Kolay gelsin Yaşar Usta. Teşekkür ederim başkanım. Eline de yaşar. Ben hoş geldin diyeceğim, sen bana hoş geldin diyeceksin. Ya hem sen hoş geldin hem ben hoş bulduk seni. Evet, hoş bulduk. Eline de yakışıyor yani, onu söyleyeyim. Sanki işte, ufak Antakya'daki tefek. Kasaplar gibisin. Evet. Namı değer. Gittiğim her yere uyuyorum. Namı değer. Yaşar Usta. Teşekkür ederiz. Sağ ol başkanım. Hiç üşenmeden ta Adana'dan buraya geldi. Dedi ki bu meşhur gastronomi şehrinde, Hatay gastronomi evinde, Atatürk'ün huzurunda, evet, Hatay'ın önemli bir yemeğini yapalım dedi. Dedi ki sadece Hatay'ın önemli bir yemeğini yapma, bir de Adana'nın meşhur boru kebabını yap bize dedik. Şimdi bugün Antakya gastronomi evinde Yaşar Usta bugün öğrendiği Antakya'ya özgü sini kebabını yapacak. Evet. Daha sonra kendine has 31 metre, Hatay'ın plakası 31 metre boru kebabını yapacak. Ve siz de sağ olun, kapılarınızı bize açtınız, çağırdınız. Biz de geldik. Seve seve de geliriz. Lezzet nerede varsa biz orada varız. Tarih nerede varsa biz orada varız. Çünkü ülke hepimizin, biz ülkemizin her yerine gideriz, her yerinde hizmet etmeye seve seve gideriz ve güzel yerlerini göstermeye. Çünkü dışarıdan gelen çok insan bazı yerleri merak ediyor, görmek istiyor ve bunları da göstermek lazım. Karışmış suyunu kattıktan sonra fırına sür, fırından çek. Böyle güzel. İkisinin birbiriyle karışmasını arttırmak için çaba sarf edecek. Ondan sonra bunu tepsinin üstüne basacak. Tepsinin üstüne bastı mı yetmiyor. Üstüne de biraz zerzevat koymak lazım. Tabii. Onu fırına veriyorsun. Vermeden önce de üstüne biraz yağ, biraz da su koyuyorsun. O zaman onlar da siz takviye yaparsınız başkanım. Şimdi onu domatesle karışmış suyunu kattıktan sonra fırına sür, fırından çek. Koyuyoruz. Bu biraz zengin işi oldu, haberin olsun. Ha? Biz garibanı severiz ama. Gerçekten de şuradan söyleyeyim size. Bu da bizim Samandağ biberimiz başkanım. Bu da Samandağ'ın meşhur, bunu ben YouTube'da Samandağ çektim. Samandağ biberi gerçekten de şuradan söyleyeyim size. Samandağ biber çok meşhurdur ve çok acıdır. Böyle yiyelim. Gördüğünüz gibi Adanalı Yaşar Usta Antakya'lı. Şimdi bunu ne kebapçılar gibi yaptı. Başkanım fırına sürüyoruz. Ya Yaşar Usta sen neysin ya? Sen neymişsin? Bakacağız şimdi tadına. Tırnak pidesi demiştik. Sen şey lavaş ekmek lavaş, getirmişsin. Bu da bunu bulduk. Şunu açalım ki yüz görümlüğü istesinler. Evet. Müthiş olmuş ya. Dur etin böğrüne çökeceğiz. Dur etin böğrüne çökeceğiz. Sevgiliye şey yapıyorlar ya. Dur çatalı bırak. Bu kebap ekmek şöyle yenir bu. Bunu şöyle yapıyorsun. Gerçekten harika. Muazzam. 10 numara 5 yıldız. Dur bakayım. Müthiş. Muazzam. Kaburgacı Yaşar Usta. Şimdi gelmişken hep Adana'nın yemeğini tanıtmasın. Biraz da Antakya'ya, Hatay'a tabii özgü yemek tanısın. Bu nedenle bizim iki ustamız da yanında ona Antakya gelecekler, ben yapacağım. Antakya üstünü çiğ köfte yapacaklar. Biliyorsunuz bu güney ve güneydoğuda çiğ köfte herkes kendine göre yorumlamış, ona göre yapmakta. Evet. Bizim de Antakya'ya özgü çiğ köftemizi ustalarımızdan dinleyelim ama Yaşar Usta'ya yaptıralım. Çok güzel ya. Birkaç gün bekledikten zaten sonra zaten sen yoğurmuyorsun. Yani. Çömlek tava yoğuruyor. Aynen aynen. Evet, o sana yardım ediyor. Yardımcı. Bir daha alalım tavayı. Şimdi Yaşar Usta, Hatay'da 600 çeşit yemek var. Yıllarca 13 medeniyet gelmiş ya buraya. Herkes evet bir şey getirmiş. Bir tudam lezzet bırakıp gitmiş. Ama Antakyalılar, uyanık adamlar hepsine sahip çıkmışlar. Şimdi de Hatay'ın kültürü ve kültürel faaliyetleri doğrultusunda yemeklerimizi dünyayla paylaştık. Yeter mi? Ustalarımı da böyle. Tamam. Ben genellikle Türkiye'nin çok illerine, çok turizm yerlerine giderim. Orada Adana'nın lezzetlerini tanıtırım. Bir de o yörenin kendine özgü lezzetlerini, bir de güzel yerlerini tanıtırım. Bugün de Hatay'a gelmek, değerli başkanımız da sağ olsun Lütfü Bey de bizi buraya davet etti. Biz de geldik, burada hem Hatay'ın güzel lezzetlerini tanıtacağız, hem Adana'mızın güzel lezzetlerini birleştirip Türkiye'ye, gerekirse dünyaya tanıtacağız işte bunları. Yaşar Usta Türkiye çapında meşhur. Sizin UNESCO gastronomi şehri olmak için
adaylığınızda biz de geldik, biraz çalıştık. Geçen sene olmadı. Ama bu işler biraz ısrar gerektiriyor, biraz altyapı gerektiriyor, biraz çalışmak gerektiriyor. Biraz hem buradaki hem de merkezdeki UNESCO teşkilatına kendinizi kabul ettirmeniz gerekiyor. 37 civarında şu anda dünyada gastronomi unvanı kazanan şehir var. Ama ben diyorum ki sırada Adana var. Bunun için de sadece Zeydan Bey'in çalışması yetmez. Evet. Sizin gibi meşhur arkadaşların Adana'nın bu yemeğini kabullendirecek ve UNESCO'yu uyaracak çalışmalar yapmanız lazım. Ama işin ehli olan arkadaşlarımızın da Zeydan Başkan'a destek olması lazım. Adana'nın da mutlaka bir gastronomi şehri unvanı alması lazım. Adana, Gaziantep, Afyon müthiş bir şekilde Hatay'la birlikte bir dörtlü olurlar ve gelen insanlar sadece gezmeye, görmeye, kültürel faaliyetleri görmeye gelmez. Aynı zamanda damak zevkini de tadarlar ve o lezzetle UNESCO barışık olurlar. Sadece işi siyasete ve siyasetçiye bırakırsanız olmaz. O zaman başkanım, sizden tüyolar alalım. İşte yok, biz elimizden gelen desteği yapıyoruz ama ben mutlaka Hakk'ın tecelli edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle çalışmaya devam etmek lazım. Tamam. Sadece belediye ve bürokrasi yetmez. STK'ların ve özellikle bu gıda sektörüyle uğraşan arkadaşların da bu işe katkı vermesi lazım. Tabii ki. Efendim başkanım. Yanarsın orada. Kaburgacı Yaşar Usta ve ekibiyle beraberiz. Şu anda da 31 metre uzunluğunda olmasını beklediğimiz kaburgadan yapılmış Adana kebabını ve diğer namı değer adıyla boru kebabını görüyoruz. Bir, iki, üç, tamam. Yavaş. İndir. Tamam. Elinize sağlık. Çok güzel oldu. Kurbanlık koç gibi ha? Evet. Vay nasıl vay. Döner kesiyor gibi kesiyor. Evet. Bak, görüyor musunuz? Buyurun arkadaşlar. Bir saniye. Hadi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boru kebabını paket yapıyoruz. Hadi. Ah Yaşar. Teşekkür ederim. Güzel. Kaburgacı Yaşar ustamızla birlikte Adana'dan gelip burada bugün Hatay'ımıza destek veren gastronomi konusunda özellikle kebap konusunda çok meşhur olan bir kardeşimiz. Onunla birlikte 3 tane yemek yaptık. Yaşar kardeşimize canı gönülden teşekkür ediyorum.